أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve çene kapamak nasip ve müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Yavşen nas, hâzâ azâbun elîm. Rabbenekşif annel azâbe innâ mu'minûn. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين صدق الله العظيم. Değerli müminler, Rabbimiz ibadetlerimizi makbul eylesin. Bundan sonraki hayatımızda da razı olacağı güzel amelleri cümlemize ihsan eylesin. Bugünkü sohbetimizde bir nebze dua ve öneminden, sonra da Fatiha-i Şerife'nin çok kısa bir değerinden, akabinde de en sonunda amin demenin bize ne kazandıracağını beraberce tekrar etmiş olacağız. Cenab-ı Hak Fatiha'nın hakikatini anlamayı ve o okuduğumuz sure şuurunda yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Dua deyince bugünkü okunan Hatmi Şerif'te Duhan Suresinin 12 ve 13. ayetlerinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Rabbena kşif annel azab inna mu'minun. İnsanlar diyorlar ki musibet geldikten sonra, ey Rabbimiz bu azabı bizden gider, biz mümin olduk, inandık, teslim olduk, kabul ettik diyorlar. Sıkıntı had safhaya varınca iman ettiklerini söylüyorlar. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki enna lehumuz zikra ve kad ca'ahum rasulun mubin. Nerede onlara öğüt almak? Onlara gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sümme tevellev anhu. Sonra ondan yüz çevirdiler. وَقَالُوا dediler ki مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ öğretilmiş bir cinlenmiş, yani söyleyemiyorum da delidir diye böyle söylediler. Öyleyse her insan sıkıştığı, darda kaldığı zaman, ümit ettiği zaman insan fıtratı duaya meyilli yaratılmıştır. Ancak duası kabul olur mu olmaz mı, o ayrı bir husus. Demek ki duadan mahrum olanlar olduğu gibi duasının kabulünden de mahrum olanlar vardır. Dua edildiği halde ancak bir dalalet ve sapıklık içindedir kafirlerin duaları diye de ayet-i kerime vardır. Ramazan-ı Şerif'i anlatan ayetlerin 3 tane ayet direkt veya 1, 2, 3, 4 tane ayet. Ayınla 5 ama birisi kütübe aleykümüs siyam, oruç farzdır diyor. Sonra 2 ayet oruçun tutulmasındaki bir nebze fıkhın esasları anlatılıyor. Ondan sonra arada bir ayet ve izâ seleke ibâdî annî fe innî garîb buyurarak Cenab-ı Hak, kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım buyuruyor. Ve arkasından da ucibu davete dâi, dua edenin duasına cevap veririm buyuruyor. Bakın orucun içinde dua geçiyor. Demek ki Ramazan oruç ayı, Kur'an ayı ve dua ayı diye maddeleyebiliriz. Dua edenin duasını icabet ederim.
Burada bitmiyor ayet. Fel yestecibu li vel yu'minu bi leallehum yarşudun. O halde doğru yolu bulmaları için onlar da benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler diyor Cenab-ı Hak. Demek ki biz Allah'ın davetine ne kadar önem veriyor, riayet ediyorsak Cenab-ı Hak da bizim dualarımıza öyle karşılık veriyor. Ayet açık. Dua edenin duasını kabul ederim. Öyleyse onlar da bana icabet etsinler. Dikkat ederseniz fel yestecibu li davetime icabet etsinler ve yu'minu bi iman etsinler. Halbuki iman önce icabet sorunu olması gerekir. Ama belki de burada icabetin yani Allah bize icabet etsin diyorsa biz de Allah'a icabet etmeliyiz. Ve yevme yunadihim feyekulu mâzâ ecebtümün murselîn. Peygamberlere nasıl cevap verdiniz diye sorulacak. Ne cevabınız neydi denilecek. Öyleyse Allah-u Teala'dan bizim dualarımızın cevabı bizim Allah'ın dinine olan cevabımız oranında dikkat etmemiz gerektiğini ayet-i kerime beyan etmektedir. Şimdi böyle olunca tabii Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin çok güzel dua örnekleri var. Salih kulların dua örnekleri var. Mesela Yasin-i Şerif'teki zat peygamber değil ama onun da duasını orada görüyoruz. Ve bir ayette de قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ. Duanız olmasaydı Rabbiniz size niye değer versin diye duanın bu kadar üstün bir hususiyet olduğu beyan ediliyor. Ayrıca meleklerin duası var Kur'an-ı Kerim'de. Meleklerin duası müminler için. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ İlahi layık. Bu surede melekler dua ediyorlar müminlere. Ama tabii şartlarına uygun olan, Allah'ın yolundan giden, tevbe eden müminlere meleklerin de duası var. O zaman burada şöyle bir şey var. Bizim dualarımıza meleklerin de icabet etmesi mümkündür. Biz müstakim olursak, iyi niyetli olur, tevhid inancında halis olursak, melekler de bize dua eder. Böylece Cenab-ı Hak meleklerin de dua ettiğini ne yapıyor? Beyan ediyor. Namazın kendisi bir anlamıyla da duadır zaten. Elhamda dua ile başlıyoruz. Subhaneke de duanın girişindeki Allah'ı tesbih etmektir. Bazı alimler dua üç türlü yapılır demişler. Bir, Allah'ı sena eden dualar. Subhaneke Allahümme bihamdik gibi devamı, Allah'ı yücelten dualar. La ilahe illallah vahdehu la şerike, Subhanallah ve bihamdik, Subhanallah ilasin gibi. İkinci dua, Allah'tan dilek olan işler için yapılır. Üçüncü dua da Allah'ın azabından ve dünyadaki sıkıntılardan korunmak için yapılır. Onun için de edep, duaya önce Cenab-ı Hakk'ı methü sena etmek, hamdımızı bildirmek, sonra Resulüne salat ve selam etmektir. Şimdi konuşurken hatırıma geldi. Ayetin numarasını bulursam hemen size arz etmiş olayım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Nisa suresi 64. ayette وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهِ. Onlar sana geldiklerinde diyor peygamberimize, hani duada salatü selam getirmeli deyince bazıları diyor ki haşa duaya şirk karıştırıyor gibi böyle çok uç şeyler söyleyenler var. Peygamber olmadan işin içinde onun hatırı, sevgisi olmadan dualar makbul olmuyor bakın. Eğer buyuruyor Cenab-ı Hak onlar nefislerine bir haksızlık ettiklerinde, sana geldiklerinde ve Allah'tan da bağışlanma dilediklerinde.
Peygamberimize demiyorlar günahımızı bağışla diye. Allah'a diyor. Ama peygamberin yanına gidiyorlar. Onlar kendilerine zulmettiğinde sana gelseler ve Allah'tan bağışlanma dileseler وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da onlar için istiğfar etse, iki tane istiğfar oldu, ne güzel değil mi? Bir bizim duamız ama onun yanında, iki onun bize duası. لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَح۪يمًا Elbette Allah'ı tevbeleri çok kabul edici ve merhamet edici olarak bulacaklar. Gördük mü? Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu vesilesi burada çok önem arz ediyor. Nisa suresinin 64. ayeti kerimede. Şimdi bunu da beyan ettikten sonra aslında dersin sonunda belki söyleyeceğim ama şimdiden kısa kısa çok vaktinizi almak istemiyorum. Geçen hafta biraz uzadı, bir saati buldu bazı. Dua da bir amin deme meselesi var. Zaten bu sabah kısaca onu arz edeceğim. Şimdi bir gün bir yerde dua ettim. Duada nefs-i mütekellim vahde olarak, yani ayette öyle geçiyordu. Ayeti bozmak istemedim. Hani ya Rabbi beni bağışla veya Rabbi c'alni mukîmes salâh, beni namaza daim eyle ve min zürriyeti, zürriyetimi de daim eyle. Cemaat da amin dedi. Bir hoca efendi dedi ki bana, olmadı o dua dedi sonra. Neden dedim? Sen beni dedin, cemaat da amin dedi. Bizi diyecektin dedi. Ben de biliyorum onu bizim diyeceğim de ayetin orijinalini değiştirmek istemedim. Yoksa orada o zamiri kullanırdık. Sonra onu Mustafa Dinç hocama sordum. Burada vaaz eden emekli Haseki Eğitim Merkezi'nde de hocalık yaptı. Ne diyorsun dedim. Dedi ki bana, sen kendine dua ettiğinde cemaat da ona amin dese bile aynı duaya onlar da kendileri adına istemiş olurlar dedi. İyi o zaman dedim, kurtardık. Şimdi şöyle bir örnek verir kitapla. İttifak etmezler ama şöyle bir örnek. Sure-i Yunus'un 89. ayetinde قَالَ قَدْ اُج۪يبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَق۪يمَا Allah da her ikinizin duasını kabul edildi. Yani her ikinizin duası da kabul edildi. Kim? Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam. Halbuki yukarıda 88. ayette وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأُهُ زِينَةً وَاَمْوَالًا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Diyor ki, ya Rabbi sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine mal, mülk, saltanat, ziynetler verdin. İnsanları saptırsınlar diye mi ya Rabbi diye böyle anladım. Halbuki duayı kim yaptı? Ayet Musa Aleyhisselam yaptı gösteriyor. Ama kabulde tesniye var. Daveti kuma, ikinizin duası. Bazı müfessirler diyorlar ki, Musa Aleyhisselam dua etti, Harun Aleyhisselam da amin dedi. O duaya iştirak ettiği için Allah ikinizin duası dedi. Anlaştık. O halbuki tek kişi dua etti. Ama burada ne oldu? Dua iki kişiden kabul olmuş olması duaya amin demesi meselesiyledir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de mesela bir örnek olması bakımından şöyle bir ayet-i kerime var. Sure-i Enbiya'da geçen bir ayette وَكَزَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ buyuruyor ki Cenab-ı Hak, işte biz müminleri böyle kurtarırız. Hangi müminler burada kurtulunan? Ayetin üst kısmında وَزَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِنًا اَنَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ Şimdi burada anlatılan kişi efendim Yunus peygamber. Kaç kişi? Bir kişi değil. Kendisine dua etmişti. Peki ayetin sonu ne diyor? وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ Müminleri böyle kurtarırız. Yani
Yunus'u kurtardığımız gibi Yunus'un aleyhisselamın o zikri, duası, şuuru üzere davranan müminleri de biz böyle kurtarırız diye duadan duaya örnek oluşuyor ve o dua bizi de kurtarıyor. Ama o tabii Yusuf, burada yalnız Yunus aleyhisselam bu duadan kurtuldu, dua ile kurtuldu ama tekrar kavminin başına döndü, yeniden tebliğe başladı. Yani görevden kaçıp gidip de kenarda tevbe etmek, dua etmek değil, duanın gereğini ne yapmak lazım? Hatırlamak lazım. Onun için Cenab-ı Hak وَزَكَرِيَّا اِذْنَادَا رَبَّهُ Zekeriya peygamber de Rabbine nida etti. Dedi ki رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِ Aynı ayetlerde. Rabbim beni tek başıma bırakma dedi. Ne istiyor? Varislerin en hayırlısısın. Bir evlat istiyor. Cenab-ı Hak فَاسْتَجَبْنَا لَهْ Biz onun duasını kabul ettik. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا Ona Yahya'yı hibe ettik, ihsan ettik. Yahya'yı verdik. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ Ve eşini de doğurabilecek islah haline ulaştırdı. Yani kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Çünkü Ali İmran suresinde anlatılıyor, başka surelerde de var. Kendileri yaşlı, her ikisinin çocukları olma görüntüsünde ümitleri yok. Ne oldu? Biz eşini de çocuk doğurmaya elverişli kıldık. İnnehum kânû yusâlimûne fil hayrât. Onlar hayır işlerinde yarışırlardı. Ve yed'ûnenâ ragaben ve rahaben. Ümit ve korku ile, yani azab rahmetimizi umarak, azabımızdan korkarak dua ederlerdi. Ve kânû lenâ hâşi'in ve onlar bize derin saygı duyarlardı. Yeri değil de böyle düğünlerde aşır okuturlar hoca efendilere. Tabii Kur'an şöyledir, temsili kıraat denilir. Nerede Kur'an okunuyorsa oranın mana ve ehemmiyetine uygun yerler okunmalıdır. Yani şöyle söyleyeyim, cenazeye gidip de düğün aşırı, düğüne gidip de cenaze aşırı okunmaz. İkisi de Kur'an olsun. Usulü vardır. Onun için de bir hocamız buranın da düğün cemiyetlerinde aşırı olması, çok kısa, öz olması güzel olur. Ne dersin Musa hocam? Yani beni tek bırakma, eşi de evladı da ver, eşi de elverişli kıl, bir de ibadet hali üzere ol. Oh ne güzel değil mi? Ayet hem bir peygamber hayatından ümmet hayatına bir işaret oluşturuyor. Bu kadar bunu da söyledikten sonra Duhan suresinden de girişi yaptık. Şimdi bu kısmı burada tamamlayalım. Böyle vakit ne güzel geçiyor. Bana çabuk geçiyor, size geçmiyor. Anlıyorum, gözünüz uyku düşüyor, haklısınız. Şimdi bugünkü son sohbet Ramazan-ı Şerif geliyor. Zaten geceler de kısaldı. Siz yani gelenlere bir şey demiyorum. Gelmeyenler niye geldi? Doluyordu bu cami. Gece kısa hocam. Görürsünüz yarından itibaren gecenin kısalığını. 3.30'da yemek bitiyor. 4'te değil mi? Yani kısa diye gelemiyor da daha kısalacak. Dur bakalım. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te de programımıza ara veriyoruz. Çünkü mümkün değil, insan fıtratına zor. 12'de eve git, yat. 2.30'da kalk, 3.30'da camiye gel, mukabele dinle. Hayat var, evlat var, iş var. Onun için bu kadarla iktifa edelim. Şimdi bugün çok kısaca iki tane hadis-i şerif üzerinde duracağız. Önce sözü uzatmadan, hemen yorulmadan sizde onları okuyayım. Şöyle buyuruyor, bu elimde getirdiğim kitap El-Lüblü'ü vel-Mercan Fîmâ ittefek aleyh şeyhân imâmul muhaddisîn. Yani Buhari ve Müslim'in inci mercan anlamında beraber her ikisinin kitabında bulunan hadis nakillerinin toplandığı bir kitap. Onda da var, onda da var. Diğer kitaplarda var mı? Var. Ama o kitabı örnek olarak getirmiş bulunuyorum. Şimdi burada şöyle buyuruyor, şuradan alalım biz. Gale hadis-i şerif
hadisi Ubadet ibn-i Samit'i enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gale la salate limen lem yakra bi fatihetil kitab buyruluyor ki Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur. Bir kere bu. Fatiha'yı okumayanın neyi yoktur? Namazı yoktur. Onun için de mezheplerden bazılarında İmam Fatiha okusa da hacca gittiğinizde görüyoruz bazen İmam Fatiha okuyor, bekliyor sesli namazda. Ne bekliyor? Arkadaki cemaat da Fatiha okuyor o kısa bir duruşta. Veya sessiz namazlarda okuyorlar. İmam-ı Azam'ın içtihadına göre imamın okuması, cemaatin okuması için yeterlidir buyuruluyor. Ama Fatiha'nın okunması fıkıhta, kıraatte, farziyette, vücubiyette esaslar ifade etmektedir. Bunun için bir hac veya umre yolculuğunda bir hoca efendi gördüm Medine veya Mekke'de. Oturmuş sadece Fatiha okutuyor. Ve elinde de küçük küçük broşür kağıtlar var. Onlardan veriyor insanlara. Yanılmıyorsam yüzü üzerinde 80 ya da 180 sayı yanlış olabilir. Hata tespit etmiş Fatiha okuyuşunda. Neden? Fatiha'sı olmayanın namazı yoksa Fatiha'yı yanlış okuyanın da namazı yok. Onun için elde var bir Fatiha doğru okunması lazım. Sadece hocalığı Fatiha olarak yapıyor. Başka bir şey okutmuyor. Herkes Fatiha okuyor. Oldu, olmadı, şurası oldu, burası olmadı. Bu meselenin de böyle efendim ne yapıyor? Devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bunu da buradan beyan ettikten sonra bu akıllı telefonların olması iyi bir şey değil. Sırrını ele vermeyin. Musa hocam oradan bana mesaj yazıyor. Ben buraya saati kurmak için dedim ki hocam vaazın sonunda bir Fatiha okuyorsunuz bize bir de dua yapıyorsunuz. Ben sözümden dönmem. Anca gücüm yetiyor vaaza. Beni yorum hocam. Bir Fatiha bir de güzelce. O zaten duayı güzel yapar. Onun için mesajı geriye canlı. Pekala. Şimdi bu tamam anlaşıldı. Buradan bakıldığında şunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis-i şerif var. Bunu da söyleyeyim. Hadis-i Ebi Hureyre ennen Nebi Aleyhisselam dekhalel mescid. Mescide girdi. Fedekhale racunun fesalla. Bir adam da girdi namaz kıldı. O zamanki Müslümanlar iki rekat namaz kılıyor. Tahiyyetül mescid. Bu zamanki imamlar da cemaat de ekseriyette kılmıyor. Mürsel hocam doğru mu? Doğru mu yanlış mı? Böyle deyince hocalara çattın falan. Bizim Türkiye'de bu adet yok. Var mı? Yok. Hiç yani böyle cemaat, imam kılanlar tabii de çok az, çok az. Yani böyle camiye girdik iki rekat namaz kılalım. Yok. Bu kişi iki rekat namazını kılmış. Neyse burada rekat söylenmiyor. Sümme cahe feselleme. Mübarekler geldi, peygamberimizi gördü, onun yanında geldi. Önce namazı kılıyor, mescidin hakkını bir verelim. Görüyor musun? Tevhid işte bu. Sonra Efendimiz'e geldi. Feselleme alen nebiyyi feratten nebiyyi aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem. Selamlaştılar. Fekale efercimi irci fesallin fe inne kelem tusalli. Git namaz kıl dedi, sen namaz kılmadın dedi. Acaba bize de der mi? Ne dersiniz? Git namaz kıl, olmadı dedi. Fesalle adam gitti kıldı. Sümme cae fesellem alenne bi geldi yeniden selamun aleyküm dedi yanına oturdu. Fekale ircim fesalli fe inneke lem tusalli selas. Üç defa git kıl dedi. Git kıl olmadı. Git kıl olmadı. Fekale vellezî bâzeke bil hakkı femme uhsinu gayruhu fe allimni. Adam dedi ki o mübarek adam. Seni hak olarak gönderen Allah aşkına. Bundan başka yerde gücüm yetmiyor. Öğret neyi? Nasıl kılayım? Öğret bana. Nasıl kılacak? Olmuyor. Kale izâ kutta ile salâti fekebbir. Ayağa kalkınca Allahu Ekber de. Sümme kra' mâ teyessere me'ake minel Kur'an. Kur'an'dan seninle beraber olanları oku. Sümme ke hatta tatmainne râki'an. Sonra mutmain, huzur buluncaya kadar rücu et. Şöyle tam durduğunu bir görsün. Bedende herkes. Tamam, tam böyle güzel, mutmain. Yani eğildiğimiz belli olsun. Sunmer fe hatta ta'dilu gâimen. Sonra böyle tadil, addele, yu'addilu ta'dilen. Öyle değil mi? Teksir, yani
tam manasıyla şöyle semiyallahu aleyhi ve yamuk düşüyor, düştü, gidecek gibi değil. İşte, dur. Gören namaz kılıyor zannetmez işte. Dikiliyor zannetsin yani. Şu anlamıyla. Hani böyle gitmeye hazır değil. Sümmescüt hatta tetmeyinle saciden. Çok huzurlu, mutmain de bir secde yap. Sümmerfe hatta tetmeyinle cazen. Sonra şöyle bir otur. Öyle hemen. Şöyle yarımdan gideceğim zaten tam da kalkmayın. Böyle hırsızlık olmasın. Bir güzel otur. Sümmescüt hatta tetmeyinle saciden. Sonra yeniden secdeye git huzurla. Sümmef'al zelke fî salâfiye küllihâ. Diğer rekatları yani hepsini böyle yaptı. Gördün mü? Şimdi burada bir şey söyleyeyim mi? Bu vaaz etmekle olmuyor böyle. Mesela burada bazen, burada derken senelerdir camideyiz, birisi yanlış kılıyor. Ona da yüzüne böyle hızlı kılma falan desem darıdır diye buradan anlatıyor. Anladın mı diyor. Tamam değil mi diyor. Tamam tamam diyor. Yan yana gelip biraz duruyor. O biraz namaz kılıyor. Gene aynısı. Bu iş öyle olmaz. Bu işin şeyi birisi bilen birine ben bir namaz kılayım oluyor mu demek lazım. Yoksa doğru yapıyorum zannediyor. Sizde öğrenciler var. Orada sat harfi var diyorum. Evet sat var diyor. Ama sen yanlış yerden çıkarıyorsun. Seninki sin oluyor diyor. Sat olduğunu biliyor da çıkarttığının sat olmadığını bilmiyor. Anlaştık. Yani kuralı bilmek değil, uygulamaktır. Bu kadarla yeterli. Şimdi gelelim hadis-i şerife. 25 dakika oldu. Hadis-i Ebu Hureyre radıyallahu anh, enne Resulullah sellem, İzâ kâlel imam, imam dediğinde, imam kime diyoruz? İmam-ı Sugra, İmam-ı Kübra diye ikiye ayırmışlar. Hatta imam çok anlama gelir. Sizler de birer imamsınız. Veç annâ lil-müttakîne imama. Bizi müttakilere önder yap ya Rabbi. Bütün Müslümanlar imam. Hani bu imam hatibe gidiyorlar, kızlar, erkekler diyorlar ya. Bütün müminlerin ünvanı imamdır. Anlaştık. Çünkü ayetlerde var. Kitap anlamına gelir imam, yol anlamına gelir imam, devlet başkanı anlamına imamın adil gelir, camide görev yapma anlamına gelir. Çok geniş anlamı var. İmam semi Allahu limen hamide. Bu da mübarek, acayip şey. Allah kendisine hamd edeni işitti. Kime söylettiriyor bunu? Bize söyletti. Onu kendi işitti. Söyle diyor, sen söyle. Allah kendine hamd edeni işitti. Nerede hamd ettik? Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik ya yukarıda. Tamam. Fekulu, imam böyle dediğinde siz deyin ki cemaat olarak Allahümme Rabbena lekel hamd. Yani Rabbena ve lekel hamd, lekel hamd. Benzerler işte söylüyor. Böyle söyleyin. Allah'ım hamd sanadır. Rabbena lekel hamd. Bunu söyleyin. Fe innehu men vafeke kavluhu kavlel melaike. Sizin Allahümme Rabbena ve lekel hamd sözünüzle meleklerin de oradaki bu sözü birbirine denk düşerse gufira lehu ma tekaddeme min zembi, geçmiş günahları bağışlanır. Melekler de bizimle beraber ne diyormuş? Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Ondan sonra secdeye gidiyorsun. Ama çok demek ki namazda çok dikkatli olmak gerekiyor ki ne yapmak lazım? İnnemâ cu'ilel imâme liyüktemme bih. İmam kendisine uyulması için imam olmak. Yani imam kitaba uyacak, cemaat imama uyacak. Öyle söyleyeyim. Yani imam kitaba uyacak. Ama o çünkü Efendimiz buyuruyor ki فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَاِذَا رَكَى فَرْكَوُوا وَاِذَا قَالَ سَمِيَ اللّٰهُ مِنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَالْكَلَمْ وَاِذَا سَجَدُوا فَسْجُدُوا وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اَجْمَعُوا. Yani onun yaptığı gibi yapmayı Efendimiz söylüyor. Şimdi demek ki bu hadis-i şerifi biliyorduk, belki unuttuk. Ama bir daha namazda şimdi böyle özlemek lazım, bir gelsin öğren de. Semi'a Allahu limen hamide. Allahumma Rabbena ve lekel hamd. Dedik, melekler de onu söylüyorlar. Tam yerinde böyle dikkat ediyoruz. O bitirdi, biz de ayaktayız, onu söyledik. Ondan sonra gufira lehu ma tekaddeme min zenbi, günahları bağışlanır buyuruyor. Şimdi gelelim ikinci hadis-i şerife. Ebu Hureyre'den rivayet. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle izâ kâle ehadukum amin. Sizden biri amin dediğinde ve kâletil melâiketu fissemâ amin. Semada da melekler amin derler. Biz aşağıda boş şeylerle meşgulüz. Melekler bekliyor ki bir amin desinler.
فَوَافَقَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى غُفْرَ لَهُمَا تَقَدَّمْ مِنْ زَمْرِ. Sizin amininizle meleklerin amini örtüşürse geçmiş günahları buluşturur. Yani dua tam böyle zamplanmış, yapışmış, nur üstüne nur olmuş olur buyuruyor. Şimdi gelelim bu konudaki son hadis-i şerife. Gale, Efendimiz buyuruyor ki, اِذَا قَالَ الْاِمَامُ İmam dediğinde ne dedi? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَقْضَالِينَ Oradaki وَلَقْضَالِينَ dağısını en az 3 elif çekmemiz lazım. Kaç elif çekeceğiz? En az 3 elif. Nefesiniz yetiyorsa siz isterseniz ne yapın? 4 elif de çekebilirsiniz. Anlaştık. Daha aşağı çekmek yok. Şimdi imam böyle efendim söylediğinde burada bir şey yapıyorum. Ayetin yerini koyayım mı? Şimdi insanlar bu velefdalliğin değil de birisi bir ülkeye gitmiş. Ülkenin ismini söylemeyeyim. Belki mahcubiyet olur. Niye söyledim derler. Şimdi millet bir şey bilmiyor. Pek cahil kalmış. Bu Trakya tarafında sınırdan öteye bir ülkeye gitmiş. İmam okumuş şimdi şeyi. فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ غَازِلًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَاِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَاَكُونَنَّ مِيَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ Cemaat arttan amin demiş. Şimdi millet dalinde amin diyor ya Fatiha. Burada da dalini duyunca amin demiş. Ben de diyor ki her dalinde amin. Halbuki burada En'am suresinin efendim ayette kaç? 78. ayetinde ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Yok 77. ayette olacak. Allah bana doğru yolu göstermezse ben de sapıklardan olurum diyor. Tamam? Buradaki başka. Yani her dalinde amin demeyelim. Anlaştık. Şimdi imam namazı kıldırıyor sesli. Dedi ki imam غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا söyleyiniz amin. Söyleyin. Bu bilmetti vel kasri. Amin Arapça mıdır? Başka dilden bir geçmektir. Efendim bununla ilgili isim fiildir. Ne manası? Yani Allahümme estecib. İstecib duayına Allah'ım kabul et demek. Amin. Türkçesi o. Kabul et demek. Amin değil. Ne zaman? Namaz kılarken. Sabah, akşam yatsın. فَاِنَّهُ مَنْ وَافَكَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَ Sizin amininizle melekler de amin der. İkisi örtüşürse غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ O zaman geçmiş günahları bağışlanır. O zaman demek ki Fatiha'yı çok ciddi okumak lazım. Ciddiyetle beklemek lazım. Tam yerinde de amini oturtturmak lazım. Peki bunu sadece şey mi söyleyecek? Cemaat mı söyleyecek? Hayır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisi de amin ne yapardı? Buyurdu. Çünkü ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma feraka min kıraatil fatiha kâle amin yerfe'u biha savtehu sesini de yükseltirdi. İki rivayet var. Sesli namazlarda yüksek sesten amin denilebilir. Hani hacca gittiğimiz zaman orada görüyoruz. Efendim bir de sessiz olan namazlarda ise gizli olarak söylenir deniliyor. Hangi görüş alınırsa Türkiye'de sessiz söylüyoruz amini. Orada da gittiğimiz zaman Suudi Arabistan'da yani Mekke'de sessiz söyleniyor. Onun üzerine ihtilafa gerek yok. Ama önemli olan amini söylemeyi unutmamalı. Bir de amini beklemek lazım. Şöyle anlatılıyor bir hadis-i şerif. Ashab-ı kiram, Efendimiz buyuruyor ki bir adamın ısrarla dua ettiğini görünce mühürü basarsa vacip oldu buyurdu. Ya Resulallah mühür nedir diye sordular.
duasına amin demesidir diyor. Yani kendi duasına da insan amin, amin içinde ne yapabilir? Bunu söyleyebilir. Onun için demek ki kendi duamıza amin diyebiliriz. Başkasının yaptığı duaya da amin diyerek aynısını ben de istiyorum ya Rabbi denebilir. Kandehlevi'nin Fezail-i Amal diye bir kitabından size bir ilginç bir hatıra anlatayım. Muhammed bin Semmat Hazretleri çok abid bir zat. Cemaatle namaza önem veriyor. Eşinin vefatı dolayısıyla bir gün birinci rekata yetişemiyor. O günlerde birinci rekata yetişemiyor. İkinci rekattan namazı kılıyor, yetişiyor. Fakat diyor ki kendi kendine, her namaz cemaatle tam olursa 25 olur. Ben tam kılamadım, ben 25 kere kılayım şu namazı. Öyle bir emir yok ama kılayım 25 kere diyor, eksik olmasın. Namazı kılmış, gece ne görmüş rüyasında biliyor musunuz? Ey kişi, ey Muhammed İbni Semmat, namazı 25 kere kıldın, lakin meleklerin amin demesinin sevabını nasıl telafi edeceksin? Ne dersiniz? Tamam, namaz evde kıldın 25 kere de meleklerin cemaatle namaz kılınmanın sade sevabı meleklerle beraber amin mükafatlı olsa insan camiye gelmesi gerekir. Doğru mu? Tekken de yok mu? Var. Ama cemaatle olması üzerinde Efendimiz ne yapıyor? Beyan ediyor. Şimdi böyle olunca alimler diyor ki, bir, te'min-ül imam, imamın amin demesi, imam da amin diyecek. Yani biz diyoruz mu demiyoruz mu bizim içimizde kalsın. Çünkü arkadan bir de biz bir sure okuyacağız ya, biraz da heyecan basıyor bilemiyorum, imam da amin diyecek. İki, te'min-ül men halfehu, arkadakiler amin diyecek. Üç, te'min-ül melaike, melekler amin diyecek. Dört, muvaffakatü te'min, meleklerle cemaatin imamın amini de birbirine çakışacak. Oh. Üç tane amin sesi. Biz, siz, onlar amin dediler. O zaman ne olur? Fe'ala hadi mukaddimatil erba'i teterettebul mağfire. O zaman mağfiret gerekir. Der. Tamam mı? O zaman bağışlanma gerekir. Böyle demek ki hepsi usullü olacak. Zor mu? Hayır değil. Zaten, şimdi buradan başka bir şey söyleyeyim. Amin Kur'an-ı Kerim'den değildir. Anlaştık mı? Amin Kur'an'dan değildir. Yani Mushaf'tan ayet değildir. Ancak Peygamberimizin sünnetidir. Amin denilir. Buraya anlaştık. Gelelim işe. Bazen cenazelerde görüyorum. Kadın cemiyetlerinde de var mı bilmiyorum. Bu Kur'an-ı Kerim okunuyor ya cenazelerde. İşte üç ihlas, felak, nas. Adet Türkiye'de okunuyor. Ondan sonra birisini oku diyorsun, o da başlıyor. Amin, Bismillahirrahmanirrahim. Böyle okumak yanlış. Olur mu? Amin, Bismillahirrahmanirrahim diye okuyuş yanlıştır. Elflamim okuyacak ya. Amin ayrı söylenir, besmele ayrı söylenir. Amin, besmeleye iliştirilmez. Ama siz de bunu okuyana gidip böyle sert söylerseniz biz bile söyleyemiyoruz. Bunu nasıl söyleyeceğiz bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de aslında aminin yerini tutacak demeyeyim de ona işaret edecek ayetler var mı? El cevap var. Rabbena tekabbel minna. Ey Rabbimiz bizden kabul eyle. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın duası. Fetekabbel minni. İsa Aleyhisselam'ın anneannesinin duası olacak. Benden kabul eyle ya Rabbi. Rabbena ve tekabbel dua. İbrahim Aleyhisselam, duamızı kabul eyle ya Rab. İşte amine benzemiyor mu? Amin neydi? İstecip dua ne? Duamızı kabul eyle. Yani demek ki var bu. İki türlü söyleniyor. Bir amin şekliyle, bir de diğer şekilde beyan ediyor. Şimdi bunları tamamladıktan sonra şöyle bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de sistemin, devletin, milletin, dünyanın gidişinden etkilenen Müslümanım diyen insanlar aminin yerini alkışla almışlar. Osmanlılar döneminde de alkışçılar var. Ama alkışçı demek bu el vurmak değildir. Yani padişah geçerken padişaha dua etmek, senden büyük Allah var, Allah sana yardımcın olsun, ömrün şöyle olsun diyen insanlar, cemaati cuşa getirenlere alkışçı deniliyor. Ama böyle elleri vurarak değil. Şimdi buradan bakınca mesela İmamın birisi bir cenazede dua ederken birinci cumhurbaşkanının ismini anınca
duaya amin diyen cemaatin bir kısmını alkış yaptı. Şimdi hani hoşuna gitti. Halbuki ne demek lazım? Amin demek. Anladınız mı? Alkış yapıyor. Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler. Ney bu? Ermeni değil mi? Bu Ermeni vefat etti. Biz bunu ölünceye kadar Ermeni olduğunu ben bilmiyordum. Bu vefat ettikten sonra kilisede cenazesi kaldırıldı ve orada papaz burası kilise, burada alkış olmaz dedi. Rezil oldum. Ben kendi adıma rezil oldum. Yani oraya gelenlerin hepsi Ermeni değildi. Ama bir papaz Müslüman bir ülkede burada alkış olmaz dedi. Biz imamlar bunu diyemiyoruz. Korktuğumuzdan mı, fitne mi çıkar? Bir alem bir iş. Buradan bakınca Ermeni asıllı Türk yazar Marka Esayan da şöyle diyor. Kilisede alkış olmaz. Kilise diğer ibadetlerde olduğu gibi dua olur. Rahmetliye alkışlarla değil dualarla uğurlarız. Ellerimizi göğsümüzde, belimizde bağlamaz. Güneş gözlüğü takmayız. Rahmetli ışıklara belirsiz bir yere değil Allah'ın huzuruna uğurlanır. Hani ışığı bol olsun diyorlar ya. Ermeninin verdiği vaaza bak. Gel bizim halimize bak. Anlaştık. Şimdi Cem Karaca diye bir şarkıcı cenazemde alkış istemiyorum demesine rağmen katılanlar onun tabutun etrafında alkış tufanı yapmışlardı. Bunun için Fetavai Hindiye'de cenaze törenlerinde bağırmak, yüksek sesle ağlamak, alkış, slogan, ıslık, zılgıt çekmek, tezahürat yapmak caiz değildir. Hatta yüksek sesle tekbir getirmek dahi mekruhtur. Şimdi bizde bazen biri çıkıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir şey desen bir de. Yok öyle bir şey. Yok. Ama ne, kime ne diyecek? Cehalet. Öyle alış başına gidiyor. Bir tek cenazeye geliyor. Nasıl? Bakın ne oldu bugün? Toplumumuzda alkışın çok çeşitli anlamları var. Ama amin yerine millet ne yapıyor? Alkış yapıyor. Amin demeyi dillerine yetiştiren, yakıştıramıyor. Şöyle düşündüm de neler söyleyebiliriz dedim. Birkaç madde yazdım. Siz onları zaten bilirsiniz. Bir, bize ne kazandırdı bu vaaz? Duanın kıymetini anlamak lazım. İki, duayı işitmekle anlamak lazım. Üç, duanın hedefini gözetmek lazım. Ne istiyoruz biz duaya? Dualarımıza göre bir durumumuz bakmak lazım. Duanın sonucunu ümitle beklemek lazım. Fatiha'nın şuurunu diri tutmak lazım. Şimdi dedik ki İmam Fatiha yoklayınca amin diyor. Biz neye amin diyoruz? O zaman her Müslüman Fatiha'nın manasını ara ara okusun. Farklı tefsirlerde okusun. Mesela baktım ben Fahrettin Razi'den bir şeyler yetmiyor. Bir cildin yarısını Fahrettin Razi Hazretleri Fatiha'nın manasını yazmış. İbn-i Kayyım Cevzi'nin bir kitabı var. Sadece üç cilt yazmış. İyyâken abdü ve İyyâken estaîn'i anlatmış. Bunun alt maddeleri. Yani Fatiha deyip geçmeyin. Fatiha tefsirlerde çok böyle üzerinde dura dura çok lezzetli anlatılan. Çünkü Kur'an'ın anahtarı. Duanın kaynağı bir sure. E peki biz Fatiha'da ne istiyoruz? Neye biz amin diyoruz? Ne bileyim ben işte amin diyoruz. O zaman ne olmak gerekiyor? Dua şuurlu. Tamam hep Arapça. Bir şey dikkatimi çekti. Biz Arapça dua yapınca kimse amin demiyor. Türkçe yapınca amin diyor. Kabul ediyorum ama arada birkaç girişimiz Arapça. Hani böyle salat selamların orijinalini söyler gibi. Ne demek amin demiyor. Mesela ben bir dua yapayım. Musa Can yapınca. Evet amin derler. Bekleyin. O böyle mi olur? İnsan böyle hani amin, amin. Her cümlenin sonunda amin demek lazım ama maalesef. Kulluk şuurunu tevhid ölçeğinde tatmak lazım. Dua güçsüz ve acziyetimizi doğurur. Amin. Kabul et ya Rabbi, kabul et. Kabul et ne demek? Ben kulum, acizim, faniyim demektir. Gayesine ermek için biz şuurunda olmak lazım. Duayı kendine değil, ümmete dönük yapmak lazım. Görünmeyen güçlerin desteğini de almak lazım. Melekler. Ya onların da aminine ihtiyacımız var. Tamam. Yani biz amin diyoruz. Onlar da aminler. Onlarla da iyi geçinirsek. Sonra yalnız olmadığımızı hissettiriyor bize. Bak melekler de yanımızda. Sonra önderin duasına da amin demek. Kim önder? İmam. Anne baba. Kim dua ediyorsa onun duasına da amin demek. Ya canım sen yapıyorsan kendine ben ne yapacağım? Tabii ki tek tek dua güzel bir şey. Ama toplu duanın da örnekleri var. Kabul olunmayan duadan korunmak lazım. Onun için dua ettik hiç amin falan yok. Yani ben yap. Yok öyle de. Bak duası kabul olunmayan dua kafirine illa fi talah.
Kafirlerin duası olmuyor. Allah kabul ediyor. Allah her duayı kabul etmiyor. Sonra en güzel duanın namazda olduğu şuuruna varmak. Dualar çok ama en güzel hangisi? Duada, namazda olandır. Burada hadis-i şerif var. Şöyle beyan ediliyor. Esselamu künnâ idâ salleynâ mâ nebî sallâhüsem künnâ. Peygamberimizle namaz kılıyorduk. Diyorduk ki esselamu alallâh kabla ibâdî, esselamu alâ cibrîl, esselamu alâ mikâil, esselamu alâ fülân ve fülân. فَلَمَّنْ صَرَفَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْبَلَ عَلَيْنَا مُوَجِّهِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهُ هُوَ السَّلَامُ فَاِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ اَتَّحِيَّاتِ اِلَّهِ وَالصَّلَوَاتِ. Biz namazdan diyor ettahiyyatı okurunca Allah'ın selamını şunlara 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 meleklere şunlara 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 sayıyorduk. Döndü. Öyle söylemeyin. Ne nasılacağız? Ettahiyyatı okuyor onun içinde var. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim ve salih kulların üzerine olsun de bütün melekler, iyiler hepsi bu duaya girer. Demek ki en güzel dua namazda olur. Amin, amin, amin. Bunu kaçırmamak lazım. Ayrıca cemaat halinde de amin diyebilmek. Melekler, cemaat, şuurlar. Dua aynı zamanda ortak hedefleri de belirtiyor. Cemaat amin diyor ya, ortak hedef ne? Fatiha'nın manası. Fatiha'yı kulumla kendi aramda ikiye böldüm demiyor mu hadis-i şerif? Uzun uzun. Sesli ve sessiz aminin derinliğine ve şuuruna varmıyor. Cemaat sesli de söylüyoruz bazen cemiyetlerde, sessiz de, her ikisinde de böyle olmalı. Ve duayı tekrardan bıkmamalı. Amin birinci rekat, ikinci rekat amin, üçte dörtte amin değil mi? Fatiha okumuyoruz mu? Kendi kendine namaz kılarken. Dört kere oldu, dört kere amin. Günde kaç kere amin diyoruz biz? En az 40 kere, tam kılıyorsak sünnetlerle. 40 kere amin diyoruz hemen. Hiç bıkıyoruz mu? Bıkmayacağız. Onun için bir de hutbede amin denir mi konusu var, onu da söyleyeyim. Hanefi mezhebine göre hutbede amin denmez, içinden denir diyor alimler. Kaynaklar var da vakit geçtikçe girmiyorum. Biliyorsunuz ikinci hutbede imam zaten hep dua cümleleri söylüyor. Bunun hacca gidince de daha çok görüyorsunuz. Onun için çok tartışmaya gerek yok. Evet, bizim kitaplarımızda İmam hutbede dua cümlesi söylemez ama söylenirse içimizden amin şeklinde söylemekte de bir kerahat yoktur. Bu içtihadi bir meseledir. Yani imam hutbedeyken konuşulmaz demektir. Şimdi adam imam hutbedeyken amin denilir mi diyor. Elinde telefon Facebook'tan bilmem Twitter'dan oradan buradan okuyor. Babam sen imamın duasına amin denilir mi diyorsun, elinde boyunu okuyorsun. Bir taşla birine sus dese onun cuması yoktur diyen hadisler var. Sus, konuşma. Onu bile demeyeceksin. Kalk, kalk, kalk. İmam der oradan bir şeyler. Bir de işin bu noktası var. Tamam. Söz bitmez. Hocam yerimizi alalım. Bir Fatiha dinleyelim. Bir de amin diyelim inşallah. Sohbetlerimiz bayramdan sonra devam edecek. Ancak bir boyaya girme ihtimali var. Girerse bitene kadar duruma bakacağız. Ben de bilmiyorum. Boyacılar tamamını mı boyayacak caminin? Öyle bir rivayet de var. Komple tavanları falan diye boyayacaklar veyahut da aslına mı çevirecekler? Bilemiyorum. Tamam efendim. Camideyiz. Adapazarı'ndayız. İnşallah görüşürüz. Bayram pazarı vaaz yapmayalım. Siz de sağa sola gidelim. Salı, çarşamba, cuma, pazar. O pazarda vaaz olmasın. Şunun için sağa sola giden var. Geçen gün bir kere perşembe akşamı gelmedim. Sesim rahatsız. Birini gördüm, hocam kaç zamandır gelmiyorum, o akşam geldim, hak ettim dedi. Neyi dedim hak ettin? Sen gelmiyorsun ya, siz dediniz ki ben de gelmiyorum. Bir kere gelmedin, müşteriyi kaybettik. Gene gelecek misin bu hafta vaaz var mı? Onun için hiç bırakmıyordum ama sesten dolayı. Onun için vaazı bırakmıyoruz ama vaaz edeceğiz diye de çok da sıkıştırmanın bir anlamı yok. Buyurun sayın hocam, Fatiha da sizin, dua da sizin, amin hepimizin. Hocam büyük küçük mikrofona bak. الحمد
Ordusu mahvet ve sulu cehennemden azat olan Ramazan-ı Şerif'in
istediği şekilde değerlendirebildiği cümlemize nasip ve müessel eder. Amin. Yine Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde Leyletül Kadr hayrun min elfi şehr buyuruyorsunuz Kadir Suresi'nde. Bin aydan daha hayırlı olan bir geceye isabet edebilmeyi ve sonunda Allahümme inneke afuvun kerimun yuhibbul afve fe'fu anna. Allah'ım bizleri affedicisin, bizleri de affet sırrına mazhar olabilmeyi, müjdeye mazhar olabilmeyi cümlemize nasip ve müessel eyle. Ramazan-ı Şerif'in sonunda bayramı ulaşabilmeyi ümit ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in bayramına ulaşabilmekle birlikte gerçek bayram olan cennetinle cebalinle şereflenebilmeyi cümlemize nasip ve müessel eyle. İlahi Rabbi, buraya uzaktan yakından teşrif edip el açıp amin diyen bu cemaat-i müslimin her türlü hayırlı muratlarına nail eyle ya Rabbi. İşlerine hayır ve bereket ihsan eyle ya Rabbi. Çocuklarını sırat-ı müstakim üzere yetiştirebilmeyi onlara, bizlere, tüm ümmet-i Muhammed'e nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İlahi Rabbi, ümmet-i Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar ihsan eyle. Namura, 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 Narşat olan ümmetimizden en kısa zamanda Allah'ın şahadan eyle ya Rabbi. İlahi Rabbi yine mübarek evler yüzü soğur ümmetine Müslümanların ilahi memleket İslam'da her türlü sıkıntı, ne sıkıntılar varsa onların da bu aylar hürmetine ders, program, izahı olmasını niyaz ediyoruz. Lütfeyle ya Rabbi.